Evet sevgili Altın Rehber izleyicileri, programımız Şanlıurfa'da hız kesmeden devam ediyor. Çakramer bizleri konuk etti. Yanımda işletme sahibimiz Nurhan Zincircioğlu var. Nurhan Hanım, bizleri konuk ettiğiniz için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Sizi biraz yakından tanıyabilir miyiz? Ben teşekkür ederim özellikle Urfalara kadar gelip ofisimizi ve bizleri ziyaret ettiğiniz için. Çok memnun oldum. Sizi biraz yakından tanıyalım mı hocam? Nurhan Zincircioğlu kimdir? Nurhan Zincircioğlu kimdir? Nurhan Zincircioğlu son 10 yılda, geçmişte de oldu, vardı ama son 10 yılda kişisel gelişime aşırı bir merak sarmış ve bu alanda kendini yetiştirmiş bir insan diyelim. Geçmişte kişisel gelişim seminerlerine, programlarına sürekli katılan bir insandım. Ama bir gün bunun bir meslek olarak kendimi yapacağını farkında değildim ve sonradan bir anda kendimi eğitimin içinde buldum. Koçluk eğitimiyle başladım bu işi. Koçluktu, NLP'di, hipnozdu derken ve bu işi bilimsel olarak kendim de yapabilirim diye yetiştirdim, geliştirdim kendimi. Aynı zamanda psikoloji öğrencisiyim. Brüksel Kapital Üniversitesi'nde psikoloji lisans bölümü son sınıf öğrencisiyim. Bununla birlikte bölgemizde bireysel terapiler yapıyoruz. Yani tam olarak kaç yıldır bu sektördesiniz hocam ve Çakramer kaç yıldır faaliyet gösteriyor? Tam olarak 5 yıldır bu sektörün içindeyim. Çakramer 1 yıldır var. Peki Çakramer müşterilerine ne gibi hizmetler sunar? Çakramer hizmetlerine bireysel ve grup terapileri yapıyoruz. Özellikle aile terapilerinde çok başarılı sonuçlarımız var. Öğrenci koçluğu yapıyoruz. Bunun yanında kişisel problemlerin geçmişe dayanıklı, geçmişten kaynaklanan sorunların çözümleri odaklı çalışıyoruz. Geçmişe değil de geleceğe odaklanarak, yani geçmişteki sorunları çözüp geleceğine odaklı ve hedef odaklı çalışıyoruz. Peki hipnoz tekniği diye bahsetmek istiyorum. Hipnoz tekniği nedir? Hipnoz sırasında neler oluyor? Ne tedavi ediliyor? Bunlardan da kısaca bahsedebilir miyiz hocam? Hipnoz sırasında neler tabi? Bir kişinin değiştirmeyi isteyip de değiştiremediği bilinçaltındaki problemleri vardır. Bilinçli tarafı bunu değiştirmek ister ama değiştiremez. Bunu bilinçaltında o kişinin ihtiyacına göre, o değiştirmek istediği konu neyse o konuya yönelik bir telkinler vererekten onun değişimini sağlamak. Eğer bir olay kişide acı veriyorsa ve bunu değiştirmek istiyorsa, bilinçli tarafı başaramıyorsa, o olayın acı vermesini unutturup ona sevinç ve üzüntü veren bir şeyle olayın şeklini değiştirip olması gerektiği şekilde değiştirmek. Peki uzmanımız olarak sizlere sormak istiyorum. Aslında izleyicilerimizin de çok merak ettiği sorulardan bir tanesi. Fobilerimizden kurtulmak için Nasıl bir yol izleyebiliriz? Fobilerinizde tek seansta bile kurtulabilirsiniz. Bilinçaltı değişimle tek seansta bile kurtulabiliriz. Yani aslında bu kişisel sıkıntıların her şeyin altında bir bilinçaltı olayımız var. Yani bilinçaltı temizlendiği surette insanın mutluluğu da sağlanıyor, hedefe ulaşması da sağlanıyor. Bu konuda takıntıları da yok ediliyor diye düşünüyorum. Bunun dışında hocam kendi tekniklerinizden biraz kısaca biraz daha bahsedebilir miyiz acaba? Bu bahsettiğimiz şeyler dışında ne gibi teknikler uygulanıyor burada? Burada ne gibi teknikler uygulanıyor? Mesela ben şuradan başlayayım. Siz bilinçaltından bahsettiniz ama bilinçaltına giden yollar da aslında insanlardaki duygu ve düşüncelerden kaynaklanıyor. Yaşadığımız olaylara bağlı olan tüm duygu ve düşüncelerimiz bir şekilde vücutta bir hastalık olarak yola çıkıyor. Tabii bunu genel olarak kimse farkında değil. Bir bağırsak ya da mide sorununun öfke ve kızgınlıktan kaynaklandığını ya da hazmedememekten kaynaklandığını kimse bilmiyor. Bir bağırsaklarınızda midede sorun varsa, midede olan problemlere genelde insanlar diyorlar ki strese bağlı. Strese bağlı değil oradaki midedeki sorun. Bir insanın yaşadığı olayları hazmedememe, kabullenememe gibi bir duyguları varsa, o olayı neden hazmedemediğiyle bağlantılı olarak da midede otomatikmen sorun yaratıyor. Peki bu midede sorun yarattıysa ne olacak? Rahatsızlık olarak ortaya çıkacak. Öncelikle o duygu ve düşünceleri temizliyoruz. O duygu ve düşünceleri değiştirince midede otomatikman düzelmeye başlıyor. İlaca falan hiçbir şeye gerek kalmadan. Buna benzer diğer organlarda da öyle. Hocam şöyle bir tarihçenize baktığımda Urfa bölgesindeki ilk doğum koçu eğitmeni siz görünüyorsunuz. Doğum koçu eğitmeni nedir? Doğum koçluğu nedir? Bunlardan da kısaca bahsedebilir miyiz? Doğum koçluğu nedir? Şöyle kısaca anlatabilirsem.
Doğum hamilelik süresince annenin doğum öncesi fobilerini, korkularını yenmesi için buna destek olmak bir yol arkadaşlığı. Genelde annelerimizde doğum öncesi ciddi bir korku var, ciddi bir stres var. Yani özellikle ilk doğumundaki olan annelerde ne yaşayacağız, ne yapacağız bilmedikleri için genelde kolay olsun diye sezaryene kaçıyor anneler. Doğum koşullarının amacı sezaryeni önleyip normal doğuma yönlendirmek anneleri ve normal doğuma yönlendirirken bunu korkularını yenmek için elimizdeki teknikleri kullanıyoruz. Akses barj seansları yapıyoruz, yeri geldi yoga hareketleri, meditasyon, NLP ve hipnozla birlikte bilinçaltı değişimlerle nefes teknikleri, önemli olan en güzel nefes teknikleriyle birlikte annenin o korkularını yenerekten daha rahat nefes alaraktan doğuma hazırlamak.